Evet arkadaşlar, anlatmıştım daha önce ama bir kez daha anlatıyorum bu cahil ordusu için. Şimdi şu çizdiğim kaba taslak bir dünya. Şöyle yuvarlak dünya ve şu çizikleri koydum. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre aşağı yukarı. Ve ben buraya 40 tane çizik attım. 40 tane bile sığmadı hatta. Şimdi bakın arkadaşlar. Diyorsunuz ki işte ben işte 50 kilometre ileri baktım. Mesela şu karşımda gözüken ada Yunan adası Lesbos. Şimdi kameralar genelde şöyle yüksek yerden 5 metre 10 metre yerden yukarıdan çekim yaparlar ki işte gördünüz mü ben 50 kilometre 100 kilometre ileride ki binanın alt katını görüyorum diye. Zaten şu vaziyette dik çıkıp çizgiyi çektiğinizde evet görürsünüz. O açıyı görebilmeniz için arkadaşlar denize sıfır inmeniz lazım. Yamukluğu görebilmeniz için sıfır inmeniz lazım denize. Sıfırdan bakmanız lazım. Eğer şu karşı Lesbos adasına bakarsak, isteyen herkes de istediği kamerayla iddiaya girerim. Denemesini de yaparız ben oraya gidip. Ben orada sahilde denize sıfır bir yerde dururum ve siz buradan kamerayla, muhteşem bir kamerayla oradan çekim alırsınız denize sıfır. Bakın bakalım orada en az, yani ben bir yarım metrenin kaybolabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyorum. Anyway, şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar bakın, işte dünya sizin yuvarlaklığı anlayabilmeniz için Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum. Bakın. Şu mesela 40 bin kilometre ya, 40 tane çizik attık. Her çizik 1000 kilometre değil mi? Şimdi şurayla şunun arası 1000 kilometre değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi siz şurada olduğunuzu düşünün. Şurada bir kıvrım görüyor musunuz? Hayır. Dümdüz değil mi? Hatta nereye kadar? Şuraya kadar kıvrımı anlayamazsınız. Yani kaç bin kilometre? Yaklaşık 4000 kilometreden sonra belki ya da 3000 kilometrede ancak anlayabilirsiniz gözünüzde. Peki biz görebiliyor muyuz 3000-4000 kilometre? Hayır, göremiyoruz. Yani siz buradan Adana'yı görürseniz, Adana'yı deseler ki burada işte baktığımız zaman Adana'yı biz net olarak görüyoruz. Evet, şurada çok hafif bir kıvrım var. Mesela İstanbul-Adana arasında 1000 kilometre hesap ediyorum. Ne olur Adana'da 3 metre oynar, 5 metre oynar ama mutlaka oynar arkadaşlar. Şimdi demek ki neymiş? Siz şurada 100 kilometre, şurası ya, şurası şu çizginin dibi. Şurası 1000 kilometre, 100 kilometre şurası diyorsunuz ki buradan buraya baktığımız zaman niye düz o zaman diyorsun. Sen gerizekalı mısın kardeşim? Dünyanın çevresi çok büyük zaten. 40 bin kilometreden bahsediyoruz ve sana çizgileri de çıktım. Çizdim ve küçülterek ölçekte aynı hesaba getirdim. Hiç fark etmez, hesap tutar burada. 100 kilometreyi buradan yuvarlaklığını kesinlikle anlayamazsın. Birkaç metre ancak fark edebilir. Onu da sen gözünle baktığın zaman anlayamazsın. Evet, bize eskiden ne deniyordu? Gelen geminin önce işte direğini görürüz. İşte bu, sonra burnunu görürüz falan filan. Bu çok doğru bir şey değil arkadaşlar. Biz gelen gemiyi, bizim gözlerimiz kaç kilometre görebilir ki? Yani buradan baktığımız zaman hadi 10 olsun, 20 olsun. Lesbos şurada mesela. Hadi 50 kilometre gördüğümüzü düşünelim deniz üzerinden. Bir geminin 50 kilometre ileride olsun. 50 kilometrede bir kere bizim o gemiyi tamamını, belki işte dediğim gibi ne olur 20 santim oynar, yarım metre oynar, 1 metre oynar ama tamamını aynı anda görebiliriz. Mesela gidiyorlar, size bir sahtelikten bahsedeyim. İşte diyorlar ki biz New York'a 100 kilometre uzaktan baktık diyorlar. Bir binanın birinci katına baktık diyorlar. Evet, tamam, doğru. Tamamı gözüküyor diyorlar. Dünya yuvarlaksa az önce anlattığım gibi 100 kilometrede hiçbir şey anlayamazsınız. Ancak onlar yine bir kurnazlık yapıyor. Deniz seviyesine inmiyorlar arkadaşlar. Bu bir ölçüdür, deniz seviyesi. Deniz seviyesine kamerayı sıfırdan sabitlerseniz New York'taki 100 kilometre ilerideki binanın birinci, ikinci, belki üçüncü katını göremeyeceksiniz. Ama onlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Yaklaşık siz hiç fark etmiyorsunuz, 5 metre 10 metre yukarıdan çekiyorlar görüntüyü. Görüntü yukarıdan aşağıya doğru gittiğinde de ne oluyor arkadaşlar? Efendim, binanın tamamını görüyorsunuz, alt katlarını. Burada da bir yanıltma var.
hesap işi budur. Yani daha ne kadar anlatabiliriz? Koskoca bir dünyadan bahsediyoruz. 40 bin kilometre çevresi olan bir dünyadan bahsediyoruz. Bak sen buradan Adana'ya gidene kadar saatlerce uğraşıyorsun. 40 bin kilometre diyoruz. 40 bin kilometreyi nasıl anlayacaksın? Eğimi nasıl anlayacaksın? Çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Olaydan bahsediyoruz. Yani senin eğimi anlayabilmen için çok farklı testler yapman gerekir. National Geography'de bu testi yaptılar arkadaşlar. Denize sıfır kamerayı sabitlediler ve bir tekne açıldı, kayık. Kayıkta sıra sıra şöyle şöyle bayrak renkleri vardı. O renklerden iki tanesi gözükmemeye başladı. Hatta 1,5 tanesi gözükmemeye başladı. İşte ne kadar uzağa gittiğini de şu an hatırlamıyorum. Ama National Geographic'te bunu bulabilirsiniz. Evet, şimdilik söyleyebileceklerim düz dünyacılara. Düz dünyacılar bir de şunu söylüyorlar. Geçen bir videoda yine bahsetmiştim. Diyorlar ki güneş bizim tepemizde. Şuradaki. Güneş bize çok yakın. Çok yakın, hemen tepemizde Türkiye'yi aydınlatıyor. Şimdi ben o gerizekalıya diyorum ki güzel kardeşim, Türkiye'nin üzerindeyken güneşin, o zaman bulunduğu yeri aydınlatır diyorsunuz ya siz. El feneri misali. O zaman Yunanistan'da gece olması lazım. Oğlum nasıl bir gerizekalısınız ya? Yunanistan'da gece mi? Hayır, orada da gündüz. İşte mallığa gerek var mı? Yok işte. Neyse.